Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideler çiçek açtıktan sonra nasıl bir bakım uygulanması gerekiyor? Bununla ilgili önemli püf noktalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle orkidelerin uzun süre çiçekli kalabilmesi için bazı püf noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde bir orkidenin çiçekli kalma süresi en az 6 aydır. 11 ay 12 aya kadar çiçekli kalabilen orkideler vardır. Tabii ki bu bazı orkidelerin türüne göre de değişmektedir. Fakat genel olarak sağlıklı bir orkide en az 6 ay çiçekli kalması gerekiyor. Orkidenin uzun süre çiçekli kalması birçok etkene bağlıdır. Evde orkide besliyorsanız eğer ilk olarak dikkat etmeniz gereken orkidelerin oda sıcaklığıdır. Orkidelerin oda sıcaklığı 18 ile 24 derece arasında değişebiliyor. Fakat orkidenizin eve alışma süresinden sonra mutlaka 24 derece civarında sabit bir ısının olması gerekiyor. Eğer sürekli oda ısısını değiştirirseniz ya da orkidenizin yerini sürekli değiştirirseniz orkidenizde çiçek dökülmeleri meydana gelebilir. İlk dikkat etmeniz gereken uzun süre çiçekli kalabilmesi için mutlaka oda sıcaklığının sabit olması gerekiyor. Orkidenin uzun süre çiçekli kalabilmesi orkidenizin yeni bir orkide olup olmadığına göre de değişir. Eğer yeni bir orkide aldınız ve bu orkideyi aldığınız zaman bütün çiçeklerini açmışsa bu orkide evde daha kısa süreli çiçekli duracaktır. Çünkü size gelmeden önce ne kadar süre çiçekli kaldığı belli olmadığı için bu tarz orkidelerde eve aldıktan sonra daha kısa sürede çiçekleri solabiliyor. Fakat yeni aldığınız bir orkide eğer bütün tomurcukları çiçeğe dönmemişse, çoğunluk olarak tomurcukluysa mesela böyle bir orkide daha uzun süre çiçekli kalabilir. Bu yeni almış olduğunuz orkideli değişebilir. Fakat evde kendi beslediğiniz bir orkide ise çiçek dalını sizinle beraber çıkarmışsa tabii ki böyle bir orkide çok daha uzun süre çiçekli kalabilir. Üçüncü durum ise orkideleriniz çiçekli ise köklerinin artık saksıya sığmadığını düşünüp ya da herhangi bir problem olduğunu düşünüp kesinlikle orkidelerinize saksı değişimi yapmayın. Eğer orkideniz çiçekli iken saksı değişimi yaparsanız orkideniz kısa süre sonra solmaya başlayacaktır. Bu da en sık yapılan hatalardan bir tanedir. Orkidelerinizin uzun süre çiçekli kalması için içinde bulunduğu saksı ve toprakta kesinlikle değişim yapmamanızı tavsiye ederim. Orkidenizde bu şekilde hafif kök çürümeleri ya da herhangi bir hastalık varsa kesinlikle saksı değişimi yapmayın. Bu tarz kök çürümeleriniz tamamıyla yanlış sulamadan kaynaklanmaktadır. Ve orkidenizin uzun süre çiçekli kalabilmesi için yine önemli diğer madde ise mutlaka sulama sıklığıdır. Sağlıklı bir orkide uzun süre çiçekli kalır ve bu şekilde aktif kökleri olur. Orkidenizin saksısında çiçekli olduğu halde bu şekilde yeni kökler çıkarıyorsa bu orkidenizin sağlıklı olduğu ve uzun süre çiçekli kalabileceğini gösteriyor. Bunun için sulama sıklığına mutlaka dikkat etmelisiniz. Çiçekli orkideyi sularken kesinlikle 15 ya da 20 günde bir değil, çiçekli orkidenin mutlaka köklerine bakmalısınız ve kökleri bu şekilde yeşil ise suya ihtiyacı yok demektir. Yeşilse kesinlikle sulama yapmayın ama orkidenin kökleri beyaza ya da griye döndüyse bu orkidenin sulama zamanının geldiğini gösterir. Orkidenizin kökleri buradaki gibi beyaz ise orkideyi sulamak gerekiyor. Çok da fazla orkidenin köklerinin kurumasına izin vermeyin. Fakat fazla suladığınız zaman orkidenin çiçekleri kısa sürede solar, uzun süreli çiçekli kalmaz. Yine orkidenin uzun süre çiçekli kalmasında en önemli püf noktalardan bir tanesi ise bol gün ışığı alması. Orkidenizi koyduğunuz yer çok önemlidir. Eğer uzun süreli çiçekli kalmasını istiyorsanız pencere kenarına yakın bir yere koymanız gerekiyor. Eğer pencereniz direkt güneş alıyorsa özellikle öğle saatlerinde direkt cam önüne koymayın. Fakat eğer direkt güneş almıyorsa sadece sabah ya da ikindi güneşlerini alıyorsa direkt cam önüne koyabilirsiniz. Özellikle sabah ve ikindi güneşleri özellikle kış aylarında orkidelerin uzun süre çiçekli kalmasında çok etkili.
Ve özellikle orkidelerin çiçeklerinin uçtan uzaması için, yeni tomurcuklar vermesi için bu şekilde benim yaptığım gibi ikindi ya da sabah güneşini aldırırsanız çok daha iyi orkidelerinizin geliştiğini göreceksiniz. Öğle saatlerindeki yakıcı güneşten korumak için ya da bu şekilde pencereye yakın bir yere konumlandırabilirsiniz. Orkidenizin bulunduğu yerin kuzey ya da güney cepheye bakmasına göre bu değişebilir. Fakat mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Bakın bu pencere kenarım benim kuzeye baktığı için direkt pencere kenarına koyabiliyorum. Böylelikle ikindi güneşini alıp daha da iyi tomurcuklar açmış oluyor. Orkidenin çiçekliyken tomurcuk açmaya devam edebilmesi için, yeniden çiçeklenebilmesi için mutlaka orkidelere besin takviyesinde bulunmamız gerekiyor. Eğer evde orkide besliyorsanız evde mutlaka çiçeklerinize belirli aralıklarla gübre vermeniz gerekiyor. Bu gübreleri ister muz kabuğundan, ister pirinç suyundan, ister aloe vera küründen kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ya da güvendiğiniz bir hazır sıvı bitki besinini alabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz bütün orkidelerim uçtan uca uzuyor. Bu vermiş olduğum gübreler ve bol ışık sayesinde özellikle. Normalde çiçekli orkide uçtan uzamaz. Bakın görüyorsunuz hepsinde mutlaka ucundan tomurcukları var ve uzamaya devam ediyorlar. Bu da yine orkidenizin uzun süreli çiçekli kalmasında önemlidir. Mutlaka belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri, gübreler, güvendiğiniz gübreleri vermeniz gerekiyor. Yine diğer önemli bir nokta ise özellikle kış aylarında orkidelerin çiçeklerinin kısa sürede dökülmemesi için evin nemini mutlaka iyi ayarlamak gerekiyor. Ve kalorifer petekleri yanarken maalesef odadaki nem de giderek azalıyor ve kuruma oluyor. Bunun zaten çiçeklerinizdeki solmalar ya da yaprak yırtılmalarından anlayabilirsiniz. Bunu önlemek için benim yaptığım gibi bir kaseye su doldurup kalorifer peteğinin üzerine koyabilirsiniz. Bu yöntem ile odanın nemini sürekli sağlamış olacağız. Orkideler nemi çok sever ve nem ortamı arttıkça orkideler daha hızlı bir şekilde çiçeklerini açarlar ve de daha uzun süreli çiçekli kalırlar. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz en az 6 ay hatta 12 aya kadar çiçekli kalabilir. Bu anlattığım şeyler benim kesinlikle kendi deneyip ve memnun kaldığım ve tecrübe ettiğim püf noktalar. Eğer sizler de bunları uygulayıp eğer denerseniz umarım faydasını görürsünüz. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni bildirimlerden, yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilir ve bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.